hususu da dile getirmiş olalım, uyaralım. Şimdi buradan cinlerin kullanıldığı bir alan daha var. Onu da zikredelim. Büyü diye bildiğimiz mevzu, bazı insanların işte bununla haşır neşir olması, büyü işleriyle haşır neşir olması, büyü haktır. Yani gerçekliği vardır. Bunu bilelim. Büyü olayında bir takım okumalarla, bir takım kelimelerin zikriyle hadim denilen, hadim koruyucu denilen bazı mesela ayetlerin, bazı esmaların hadimleri vardır. Bazı kelimeler vardır yine büyüde kullanılan. Bu hadimler, hadimleri, hadim deyince şurayı açalım. Bir hadim deyince bir ulvi alemden hadimler vardır. Ulvi alem diye kastettiğimiz melekut alemidir. Meleklerden. Allah-u Teala o iş için yaratmış, o iş için görevlendirilmiş bir takım ayetler ve esmaların hadimleri vardır. Belli bir sayıda zikretmek, çekmek neticesinde işte o hadimlerle irtibata geçilebilir. O hadimlerden bir takım güzellikler insana gelmeye başlar. Yeri gelmişken şunu da beyan edelim. Yani bir esma zikri ya da bir ayetin ya da bir surenin okunmasında bilinçsizce, yani aşırı derecede sayı terkibiyle bilinçsizce okumanın doğru olmadığı kanaatindeyim ve bu hususta uyarmak isterim. Bu bir takım esmalar, yani isimler, Allah-u Teala'nın isimleri zikredilecekse, bazı ayetler, sadece bazı ayetler belirli sayılarda okunacaksa, çekilecekse, mutlaka bunu bu işin ehli olan kişilere danışılması, hangi amaç için neler okunacak, ne sayıda okunacak, bunların bilinmesi çok önemli bir mevzudur. Eğer kişi bilinçsizce, kendi kendine, rastgele, belli bir konuda ilmi olmadan bu takım çalışmalara girerse, farkında olmadan bu cinlerle irtibata geçebilir. Şimdi o mevzuyu anlatacağım. Bu çekilen zikirler, esmalar, bir takım kelimelerin belirli sayılarda ardı ardına tekrar edilmesi neticesinde insanın beyninde daha önce o zamana kadar kullanmamış olduğu alanlarda bir açılım olur. Bizim beynimiz, biz beynimizin çok azını keşfetmiş durumdayız veyahut da çok az kısmını kullanabilir haldeyiz. Beynimizin kullanamadığımız, atıl durumda olan, atıl, ulaşamadığımız çok büyük bir alanı vardır. İşte zikir ile, tasavvufi bir çalışma ile, tasavvuf dediğimiz alanın içerisine girmiş oluyor bunlar da, tasavvufi bir çalışma ile, bir takım esma zikirleri ile, bazı ayetlerin belirli sayılarda belirli amaç için okunması ile biz beynimizdeki daha önce kullanamadığımız bu atıl durumda olan mevcut kapasitesini, ulaşamadığımız kapasitesini harekete geçiririz. Bu harekete geçme neticesinde beynimizin bu atıl durumda olan kapalı, adeta kapalı kapılar diyelim. Birçok oda, bir saray düşünün. Yüzlerce, binlerce odası var. Kapıları kapalı. İçerisinden birkaç odasıyla iştigal ediyoruz. O oda, birkaç odaya girip çıkıyoruz. Öbür odalardan haberimiz dahi yok. Acaba o odada neler var? Ne güzellikler var? Ne imkanlar var? Ne nimetler var? Bunlardan haberimiz yok. İşte beynimizin o kapalı odalarına bu tasavvufi çalışma ile ulaşırız. Bazı hakikatleri, ilmi hakikatleri idrak etmemiz neticesinde bazı bu odalara ulaşırız. Bu kapıları açarız. Oradaki güzellikleri görürüz. Bazı virtlerimizi okumamız, tesbihleri çekmemiz neticesinde, esmaları çekmemiz neticesinde işte bu odalara kapılarını açmış oluruz, o odalara ulaşmış oluruz. Bu odalara kapıları açmakla birlikte ulvi alemden melekutlarla irtibata geçilecek hal açığa çıkar. Bir, aynı zamanda sadece ulvi alem ile irtibata geçme kapıları açılmış olmaz bu beynimizin odaların açılmasıyla, süfli alem dediğimiz cinlerle de irtibata geçilebilecek imkan doğar. Beynimizde bu kapılar da açılır. İşte ulvi alem ile irtibata geçmek için belirli şartların oluşması gerekir. Kişide belirli bir idrak düzeyinin oluşması gerekir. Yani ulvi alemden melekut hemen gelip lap diye seninle irtibata geçmez.
3 tane esma zikrini çektin diye, bilmem şu ayeti şu kadar sayıda okudun, şu kadar salavat getirdin diye hemen ulvi alemin o konuyla alakalı görevlileri olan melekler hemen tık diye insanla irtibata geçmez. Böyle bir şey yok. O insan belli bir nefis terbiyesi, tezkiyesinden geçmesi lazım. Belli bir idrak düzeyine ulaşması lazım. Belli bir maneviyatının oluşması lazım. Yani bir süreç lazım. Ama cinler için öyle şey mevzu bahis değil. Cinler anında atlarlar. Bu kapıların açılmasıyla anında zaten böyle bir imkan beklerler. Yani cinler yaratılış olarak dedik ya, ateş unsurundan, hava unsurundan yaratıldıkları için büyüklenme, ezme, gurur, kibir, bu ahlak onlarda çok yoğun olduğu için insanlarla da böyle irtibata geçip, geçebildiği insanlarla bu irtibata geçip bu insanları tahakküm altında tutmak, emri altında yaşatmak, onların beyinlerine verdiği telkinlerle o insanları istedikleri gibi yönetmek, yönlendirmek amacındadırlar. Çünkü insanlarda dedik, cinlerde ezme, yönetme, yönlendirme duyguları hakimdir. Üst düzeydedir. Yaratılışlarından geliyor. İşte bu cinler bu çalışmayla, bu tasavvufi çalışmayla kişiyle kapılar açıldığı gibi hemen fırsat bu fırsat derler, atlarlar. Kişiyle irtibata geçerler. İrtibata geçtiği kişinin öncelikle rüya aleminde irtibat sağlarlar. Bu kişi kendince bir üstadı olmadan, kendisini yönlendiren bir mürşidi olmadan rastgele bir çalışma ile bu çalışma içerisine girdiyse tehlikelidir bu. Bunu özellikle altını çiziyorum. Ve bu kişi artık rüyalarında farklı farklı haller olduğunu görür. Rüyalarında gelen kişilerin, kendini tanıtan kişilerin, rüya aleminde kendisini gelip tanıtan kişilerin işte Ehlullah'tan falanca filanca diye rüyada gelir, kişi kendini tanıtır. Der ki ey falanca filanca, ben Ehlullah'tan Emir Sultan Hazretleriyim, işte onun ruhuyum. Muhittin İbn Arabi'nin ruhuyum. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin ruhuyum. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri, ben oyum, onun ruhuyum. Veyahut da işte ben Hızır Aleyhisselam'ım vesaire. Yani ne kadar Ehlullah'tan, ne kadar Ehlullah olarak bildiğimiz zevat varsa herhangi birinin ismini söyleyerek, zikrederek derler ki ben şuyum, sen çok güzel olmaya başladın, olgunlaşmaya başladın, kıvama gelmeye başladın, artık seninle bak irtibata geçtim, seni ben yetiştireceğim, bundan sonra seni ben terbiye edeceğim, benim vereceğim talimatlar doğrultusunda hareket et gibi telkinler vererek rüya aleminde bu şekilde işaretlerde bulunurlar. Kişi kalktığında, uyandığında der ki ben artık demek ki belli bir mertebelere gelmeye başlamışım. Artık işte Ehlullah benimle irtibata geçiyor. Onunla irtibata geçiyorum. Bak rüya aleminde benimle irtibata geçiyor. Bana yapmam gerekenler hususunda talimatlarda bulunuyor. Vesaire. Bu hadiselerle birlikte kişiyi artık tezgahına çekerler cinler. Halbuki bu gözükenler cinlerdir. Bakın rüya deyince, rüya alemi deyince Ehlullah da peki rüya aleminde Ehlullah'tan kişiyle irtibata geçecek, ruhaniyeti itibariyle gözüküp rüyasında irtibata geçecek Ehlullah yok mu? Var. Kişide bu ilim yoksa, yani rüyasında gördüğü zatın gerçekten hakikaten o Ehlullah'ın ruhu olup olmadığını, hakikaten o Ehlullah'ın ruhu mu? Yoksa cinlerden birisi onun suretinde geldi de benimle oyun oynuyor, kandırıyor mu? Bunu bilecek bir ilim düzeyi lazım. Belli bir mertebede ilme sahip olması lazım kişi. Bu ilim yoksa bu tuzağa düşer kişi. O gelen, rüyasında gelen zatı Ehlullah'tan biri zanneder ve bu tuzağa düşer. Nitekim günümüzde bu hal üzerine seyri sülük yaptığını iddia eden, yani Ehlullah'ın ruhaniyetleri ile biz rüya aleminde irtibata geçiyoruz, bizi terbiyemizi, nefis terbiyemizi, seyri sülüğümüzü bu şekilde Ehlullah yapıyor, rüyamızdaki irtibatımızla yapıyor diye iddiada bulunan sapkın bir zümre de var. Bunun ölçüsü ortada. Yani şeriat
Şimdi bu cinler bu insanla irtibata geçtiğinde ilk etapta şeriata muhalif sözler söylemezler zaten. Onun güvenini kazanmaya çalışırlar. Belli bir altyapısını oluşturmaya çalışırlar. Onun fikrini çelmek için ilk önce ona belki bazen iddiada bulunabilir bu zevat. Derler ki evet ben rüyamda böyle bir rüya hadisesi yaşıyorum ama rüyamda gördüğüm kişi bana namazıma dikkat etmemi emrediyor. Namazını kıl diyor veya ben namazımı daha güzel kılıyorum diyebilir. Buradaki oyunu iyi anlayalım. Şeytan, cinler, cinlerin kafirleri insana direkt belli bir düzeyde, belli bir mertebede olan insana namazını terk et, namazını bırak demez zaten. Onun namazla birlikte, namazı da tavsiye eder halde, namazla birlikte farklı cihetlerden kandırmaya, farklı cihetlerden şeriatın emirlerine muhalif hale düşürmeye çalışır. En sonunda namazını da alır elinden. O aşama aşamadır bu. Bütün bu oyunları, tezgahları anlayabilmek için insanın belli bir düzeyde ilme sahip olması lazım. Eğer bu ilim insanda yoksa bu oyun ve tezgahları anlayamaz.